Programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz ve değerli konuğum Recep Alper Çevre ile bir soru sormak istiyorum. Alper'cim, Türk müziğinde gelinen noktayı nasıl görüyorsun? Şimdi bana göre en değerli soruyu en sona sakladım Murat. Evet. Güzel bir soru. Şimdi profesyonel baktığımız zaman tabii ki teli görmüyorum. Hep böyle çağa uygun olarak işte gençler, insanlar, işte yaşam tarzları, maddi manevi sıkıntılar ne yazık ki kültür ve sanatın ne yazık ki önüne aktarılıyor. Dolayısıyla işte bu Osmanlı müziğiydi, bu eski müzikti. İşte biz bu kültür ve sanatta gerekli olan bütün bu çalışmalarımızı burada bırakalım. Her şey zamanında. Evet, duygular değişebilir. Milenyum çağıydı, şimdi Z kuşağı diyorlar ki ben bunlara asla katılmıyorum. Hepsi bizim için değerlidir, o kuşakların hepsi. Ama işin enteresan tarafı bu kültür erozyonuna görsel ve yazılı basının da çanak tuttuğuna şahit oluyoruz. Hı hı. Mesela TRT diyoruz. Evet, TRT bu işin zaten ağır toplarından zaten biri. Zaten TRT olmasa. Ama bakıyorsunuz mesela özel kanallarda hep böyle popüler kültür, popüler kültür. Sürekli onlara karşı işte yarışma programları. Hatta biraz daha ileri gidip müziğin çok önüne geçmiş dizler var artık. Maalesef. Konserlere bile insanlar dizlere göre gitmeye başladı. Ya da eskiden maçlardı. Erkekler işte benim maçım var gelemem diyor. Şimdi bayanlar onları geçti. Her gün bir dizi var. Evet. Bu dizi olduğu zaman da reyting kaygısı da işin içine girince, hı hı, özel kanallarda bizim bu musiki kültürümüzün mücadelesine yetersiz kalıyorlar. Aslında bir de etken bu görsel basın dinleyicilerimizi de etkiliyor. Etkiliyor, evet, kesinlikle. Yani bakın mesela gazetelerimizin ek sayfalarına da bakın, sanat sayfalarına da bakın. Hep böyle paparazzi haberler. İşte giyim, kuşam, o neredeydi, bu neredeydi, o tatil, bu tatil. Halbuki sürekli o kadar güzel bir kültürümüz var ki bizim. Türk musikisi o kadar engin, o kadar büyük bir derya ki dünya müzikleri içerisinde en önde gelenlerden bir tanesi. O bakımdan lütfen sahip çıkalım. Buradan dinleyicilerimize de mikrofonlarımız aracılığıyla iletelim. Çocuklarımıza Türk müziğini aşılayalım. Onlara en iyi şekilde öğretmeye çalışalım diyorum ben. Kesinlikle. Bir de şu mesajı da vermek zorundayız. Türk müziği mesela, Türk müziği kültürü kesinlikle bana göre tanıtılmalı, sevdirilmeli ve geniş kuşaklara kesinlikle aktarılmak zorundadır. Evet. Bizim mesleğimiz budur. Biz profesyonel anlamda bu mücadelemizi sürdürüyoruz. İnşallah bizim bu mücadelemize toplumda yanımızda olur. Her zaman bu mücadelemizde bizlerle beraber kol kola girip devam ederiz diye. İnşallah.